Selamünaleyküm hanımlar, Fikir Sepet örgü kanalıma hoş geldiniz. Dün yeleğimizin e, örneğini nasıl yapılır onu anlatmıştım. Bugün de Allah izin verirse artık yaka kesimi, kol kesimi, ense kesimi yavaş yavaş e, tamamlayacağız arkadaşlar. Bu parçayı ben bitirdim. Bu parça e, benim sağ tarafım olarak düşüneceğiz. Sağ ön parça arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Kadrıca tam sığdıramadığım için böyle biraz Göstermek zorundayım Kolu kestim Yakayı yavaş yavaş kesmeye başladım Diğer parçamda da Beraber keseceğiz sizlerle Kolları ama arkada göstereceğim sizlere İki kolu birden nasıl keseriz Onu anlatacağım Hem sağ hem sol kol nasıl kesilir Onu orada anlamış olacağız arkadaşlar Şimdi bu parçada ben kolu kestim Aynı zamanda kolu kestiğim sırada yakayı kesmeye başladım. Yakayı şöyle buraya kadar geldim, bir örnek kalana kadar kestim. Daha sonrasında bakın şu kadar bir parçada şöyle biraz yaklaştıracağım. Bir örnek kalana kadar kestim. Şu kadar bir parçada bakın arkadaşlar düz bir şekilde işledim. Daha sonrasında buradaki sayımı ben 3'e bölüp Omuzu 3 seferde kesiyorum. Onu da hep beraber keseceğiz inşallah diğer parçamızda. Şimdi diğer parçamızı elim alıyorum. Arkadaşlar diğer yan parçayı elime almadan arka parçayı da sizlere göstermek istedim. Kaç ilmek başladım onu da söyleyeyim. Önleri ben tekrar ön parçamı elime alayım. Bir önceki videomda da anlatmıştım ama burada da tekrarlamak istiyorum. Önleri ben arkadaşlar 4 örnek üzerine kurdum. Benim bu Yeleğimin ölçüsü 40 ile 46 beden arasında diye düşünebiliriz. Rahatlıkla olur. Angora Alize Angora Gold ile örüyorum. şiş numaram da 3. Bunları da zaten videomun altına yazacağım açıklama bölümüne hepsini sizlere orada açıklamalı bir şekilde yazacağım. Şimdi burada ben 17'nin katlarından örneğimiz oluşuyor demiştim sizlere. Burada ben tam 80 ilmek başladım. Önler için. 17'nin katlarından arkadaşlar 36 60 8 tane arkadaşlar e, benim örneğim için koyduğum ilmek sayım var iki tane kenar sayım 70 10 tane de e, ön lastik için koydum 80 önümü bu şekilde 80 olarak ben başladım e, şimdi arkaya burada e, ölçüler de vereceğim sizlere ne kadar e, örmüşüm e, boyunu Onları da sizlere ölçerek vereceğim. Şimdi arkaya da arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkaya da ben 8 model uyguladım. Tam. Tam da anlaşılmıyor burada. tabii tam gözükmüyor ama. 8 model uyguladım. 8 modelim de benim e, toplamda 136 yapıyor. 17'nin katlarından 8 çarpınca 136 tane ilmek attım. Artı 2 tane sol kenar artı 2 tane sağ kenarla beraber 140 ilmek de arka için attım dediğim gibi önlerim 4 örnek arkalarımda 8 arkamı da 8 örnek olarak çalıştım şimdi arkada şuraya gelince şöyle bir size göstereceğim Buralarda ben daha kol çalışmasını yapmadım. Şimdi burada sağ ve sol kol, kol çalışmasını yapacağız. Öncelikle size yakayı anlatacağım. Daha sonra burada sağ kol sol kol çalışmasını yapacağız. Önlerde de aynı şekilde çalışabileceksiniz. Daha sonra enseye gireceğiz. Ense kesme ve omuz kesimini anlatacağım sizlere. Bu parçada da öyle çalışacağız. Şimdi bunu da kenar alıyorum. E, yaka kesimiyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar sizlere ölçü de vereyim hemen şimdi şöyle bir ön parçamın eni Tam gösteremiyorum ama Ön parçamın eni tam Şöyle kaydırayım biraz Tam tutacak olursam tam 28 Santim Ön parçamın e, Eni Eni 28 santim Şimdi e, boyun ölçelim Boyu da arkadaşlar ben e, buradan buraya kola kadar tam 35 örnek koydum 35 örnek dediklerim bu haroşaları sayarak tam 35 tane haroşa da haroşa ördükten sonra kolu koydum şöyle bir kola kadar ölçelim kola kadar arkadaşlar tam 41 santim 41 santimden sonra kolu da koyuyorum kolla beraber de tam 46 santim arkadaşlar burada tam gözükmüyor ama 46 santim koldan beraber koldan sonra bu 35 ilmeğin üzerine arkadaşlar tam e, omuza kadar ben 19 saydım 19 tane örnek daha koymuşum onu da şöyle e, işe e, santimleyecek olursam 26 santimde burası arkadaşlar koldan omuza kadar da 26 santim örmüşüm ölçülerim bu şekilde en önümüz 28 santim boyumuz 43 santimdi galiba. Omuz kolla beraber 46 48 santimdi. Pardon karıştırdım ben de tekrar bir ölçeceğim. Sizlerin de kafanız karışmasın. Yani bu ölçülerde yapmak istiyorsanız ben ölçmemiştim. Tabii ben ölçmeden kafama göre yapıyorum göz kararı. Evet 46 santim kola kadar arkadaşlar 46 santim daha üzerisi 26 santim omuza kadar koldan omuza kadar da 26 santim olarak çalışabiliriz örnek sayılarımızda verdiğim gibi şimdi ön parçadayım hanımlar bakın ben burada kolun kesimini yaptım bu şekilde kolu size dediğim gibi arkada anlatacağım kolu kesmeye başladığım sırada yaka kesimine de başladım birer birer içe alarak her sırada kesim yapmaya başladım her arka sıraya geldiğimde ben burada kesim yaptım Burası benim sol tarafım sol önüm kendime göre düzenlersem sol önüm arkadaşlar sol önde arka taraftan birer birer kesim yaptım bunu şimdi sizlere göstereceğim yavaş yavaş böyle omuza doğru gidiyorum şimdi yaka kesimini sağ ve sol önde nasıl yapacağız onu anlatmak istiyorum arkadaşlar yaka kesimimizi ördüğünüz biraz da lastiğe bağlı önden veya arkadan kesmeniz yani e, modeli buradan bozmayacak şekilde. Yani ikisinde isterseniz önden isterseniz de arkadan kesebilirsiniz. Birini önden, birini arkadan kesim yapabilirsiniz. Benim burada size anlatmak istediğim şuradaki bakın bu düzeni bozmamak. Burada bakın hiç kesildiği belli olmadan düzenli bir şekilde gitmesi. Bir de buradaki modelimiz hangi e, normal bir modelde belki bunu yaşamazsınız ama burada benim modelim ajurlu bir model olduğu için sürekli artış ve kesimler olduğu için modelde artma olabilir. Ona da çok dikkat edeceğiz. Yani bir yandan kesim yapacağız ama bir yandan da buralardan artışımızı düzenli bir şekilde götürmezsek ne yapar? Yaptığımız kesim hiçbir işe yaramaz. Bir yandan da artış olur. Bakın şuradan dediğimi de anlayacaksınız. Bakın şuradan gelen modelimi yavaş 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 içe girerek kesmiş, kapatmışım. Ama buradan e, artışlarıma dikkat etmeden çok fazla birden artış yaparsam ne olur? E, orada sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden bu tarz ajurlu modeller, böyle artışlı modeller çalışacağınız zaman bir önceki örneğe bakacaksınız arkadaşlar şuradaki işlemi yapabilmek için. Şimdi buraya gelince size onu anlatacağım tekrardan. Ben bu sırayı biraz şuraya kadar örüp geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada modelimi kurduğum sıradayım. Modelimi kurarken dikkat etmem gereken fazladan artış yapmamam için dikkat etmem gereken unsurlar var. Şimdi burada şurada 6 tane kesim yapmıştım. 1, 2, 3 tanesini ayırıyorum bu tarafa. Buraya bir işaret de takabilirsiniz. Bakın bir önceki örnekteyim. Şurada da 1, 2, 3 de bu tarafta kesmiş oluyorum. Bu 3 tane kestiğimin yerine bu tarafta 3 tane artış yapmam lazım şimdi. 3 tane artışımızı yapalım. 1 2 ilmeğimi kaçırdım onu bir alayım. 2 tane artışım yaptım. Bakın birinci artışım, ikinci artışım ve üçüncü artışımı yaptım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Bakın şu ortadan aşağıdan ortadan gelen ilmeğim düz bir şekilde tam ortadan geliyor bu. Şimdi bu tarafa öncelikle bir bakacağım. Şurası benim. Ben tersten kesiyorum burada demiştim size. 10 tane lastik ilmeğim şununla beraber. Burada şimdi 3 tane artış yaparsam 3 tane de kesim yapmam lazım. Ama burada benim 5 tane ilmeğim var. Bunu nasıl yapabilirim? Burada bir tane artış yapacağım sadece. Bakın burada tam ortadayım dediğim gibi. Ortaya geçtikten sonra 3 tane artış yaptıktan sonra ortaya geçtikten sonra bir tane artış yaptım ördüm bir tane pardon bir tane artış yaptım artış yaptıktan sonra ne yapıyorum bir tane sadece kesim yapıyorum yani buradan kestiğimin yerine buradan da artırmış oldum ki sayımda azalma olmasın şimdi şurada kalan ilmeklerimi mecburen düz bir şekilde öreceğim düz bir şekilde örüyorum şu benim lastik ilmeğim zaten ters örüyorum yani bu tarafa doğru 3 artış 3 de kesim yapamayacağım için 3 tane artış yapsaydım 3 tane de kesim yapamayacağım için ne olacaktı modelimde fazladan ilmekler artmış olacaktı ben istediğim kadar yakada kesim yapayım hiçbir etkisi olmayacaktı şimdi arka taraftayım örgümün arka tarafındayım burada yakamı keseceğim onu göstereceğim sizlere her arka yüze geldiğimde ben burada kesim yapıyorum ama siz diğer parçayı örüyorsanız Ön yüzde de kesim yapabilirsiniz arkadaşlar onu da göstereceğim. Şimdi lastiğimden 9 ilmeği ördüm ben. 9 tane ilmeği ördüm. 10. ilmeğim bakın arkada düz olarak geliyor. Şuradan gelen düz ilmek. Bu düz ilmeğimle yeleğimdeki bir ilmeğin ikisini birden alıyorum. Bu şekilde düz bir şekilde ördüm. Yine lastiğim nasıl geliyorsa ona göre ördüm. Burası düz geldiği için düz bir şekilde ördüm. Kalan ilmeklerimi örüp yine ön tarafa kesim yerine geleceğim. Arkadaşlar benim burası düz sıram olduğu için burada model uygulamadığım için düz şekilde geliyorum. Dediğim gibi kesim eğer model koyuyorsak modelimizi bir önceki örnekten baz alarak artışımızı ve eksiltmemizi yapacağız. Onu bir sonraki örnek sırama örnek kurma sırama geldiğimde yine anlatacağım sizlere. Şimdi bu benim sol ön parçamda sol ön parçamı ben arka tarafta kestim. Eğer benim gibi kesim yapmak istiyorsanız yakayı şimdi yakadayız. Sol ön parçayı arka tarafta kesebilirsiniz. Sağ ön parçayı da arkadaşlar ben ön tarafta kesim yaparak gittim. Şimdi onu da sizlere burada göstereceğim. Sağ parçayı da örünce o şekilde kesebilirsiniz. Sadece göstermek amaçlı burada kesim yapacağım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu benim son buradaki ters gelen ilmeğim, lastiğimdeki ters ilmeğim, 10. ters ilmeğim. Bu da yeleğimdeki ilmeğim, sonuncu yeleğimin örne örneğindeki son ilmek. Şimdi bura ters lastik nasıl geliyorsa dediğim gibi arka yüzden nasıl kesmiştik? Lastiğimiz düz geldiği için düz olarak örerek kesmiştik. Şimdi ön yüzde de lastiğimiz burada tabii ki ters geldiği için ters olarak bir önceki ilmekle bakın ikisini birden kendimden taraftan sanki lastiği örüyormuş gibi ters olarak ördüm, kestim. Ve bu şekilde lastiğime devam edeceğim. Tabii ben şimdi bunu burada söküyorum. Sadece göstermek amaçlı sizlere. Kesim yaptım. Yoksa burayı e, her ön sıraya sağ tarafta her ön sıraya geldiğimizde e, kesimimizi yapalım. Sol tarafta da her arka sıraya geldiğimizde kesimimizi yapalım. Birer tane birer tane keseceğiz ta ki e, omuz sayımız kalana kadar. Omuz sayımızı kaldıktan sonra da e, tamamen omuza kadar düz bir şekilde işleyip örüp devam edeceğiz. Şimdi sizlere omuz sayımızı da vereceğim. Burada bir kesim daha yapacağım ben. Bakın arka tarafımdayım ve ön lastiğimdeyim. Yaka kesimi yapıyorum. Şimdi lastiklerimin hepsini örüyorum. Burada 10 tane lastiğim var benim. 9 tanesini ördüm. Şimdi 9 tanesini ördüm. 10. lastiğimin son ilmeği düz olarak geliyor arka tarafta. Düz olarak geldiği için lastiğimin ilmeği ile yakadaki bir ilmeğin ikisini birden aldım. Düz olarak örerek kesimi yaptım. Ama bir e, gösterdim. Biliyorsunuz biraz önce eğer ön tarafta kesim yapacaksam buradaki lastiğimdeki ilmek ters geldiği için önden ters olarak kesim yaptım. Buna burada arkadaşlar dikkat edeceğiz. Şimdi tekrar ben ön yüze model kurma sırama geliyorum. E, modeli orada size nasıl e, arttırma eksiltme yapacağız. Bir defa daha onu anlatacağım orada. Tekrar arkadaşlar model sıramdayım. Dediğim gibi bakın burada 6 tane arka arkaya kesim yaptım. Bir önceki modeli baz alıyorum hep mecburen ön tarafı yakaya gelen kısmı ona göre örmem lazım. Onun için bir önceki örneği hep baz alarak devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane burada kesim yapmışım. Burada bakın 3 tane artış yapmam lazım. Eğer burada 3 tane artış yapacak yerim yoksa 6 tane kesim yapmıyorum. Atıyorum ne yapıyorum? 5 tane kesim yapıyorum ve bir tane artış yapıyorum daha artış yapmıyorum mecburen o şekilde yapmam lazım. Veya 4 tane kesim yapıyorum. 2 tane artış yapıyorum. Daha artış yapmıyorum. Yani buradaki amaç burada kesimin olduğu, kesmiş olduğum ilmeğin yerine burada tamamlayacağım veya artırmış olduğum ilmeğimin yerine kesim yapmam gerekiyor. Modelimin eksilmemesi veya fazla fazlalaşmaması için ilmeklerimizin. Şimdi burada şuradan ortadan ikiye bölüyoruz ilmeğimizi. Çünkü bir üç taraf bir tarafa 3 kesim bir tarafa kalıyor. 3 kesim yaptım. Burada ne yaptım? Modeli ortadan şu kesim sıramızı ortadan düşünürsek burada 3 tane arttırmam lazım. Hemen artışlarıma başlıyorum. 1. Artıracak kadar ilmeğim var yani burada. 2. ve 3. 3 tane artışımı yaptım. Şurada artık artış yapmayacağım. Kesim de yapmayacağım. Çünkü artık burada e, artış yaparsam Kesim için yarım kalmayacak veya bir tane daha artış yapabiliriz. Bakalım nasıl yapalım. Bir tane daha artış yapalım ve bir tane kesim yapalım. Bir tane bakın, 3 taneyi bu tarafa ayırdıktan sonra tam ortadan. Bakın şu tam ortadan gelen çizgimiz arkadaşlar. İnşallah anlatabiliyorumdur. İnşallah anlaşılıyordur. Şunu da belirteyim. Eğer ki sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar lütfen öncelikle videoyu hiçbir işlem yapmadan baştan sona kadar bir izleyelim. Daha sonrasında örgümüzü elimize alalım hem videoyu izleyelim hem de e, yapmamız gereken işlemlerimizi yapalım. Buradaki 3 tane artış yaptım bakın şu ortadaki gelen ilmeğim 3 tane artışım burada 3 tane kesmiş olduğumun yerine bu tarafta 3 tane artış yaptım tam ortadan ayırıyorum. Burada da ortaya geçtikten sonra bir tane artış yaptım bir tane de kesim yapıyorum bu artışımı kapatabilmek için bir tane de kesim yapıyorum bir yandan da modelimi bozmamış oluyorum ve burada ne kaldı bir tane ilmeğim kaldı şimdi bu bir tane ilmeğimi örüyorum bunu da arka tarafta zaten keseceğim şimdi lastiğime geçtim lastiğimi normal gelişine göre örüyorum eğer ön tarafta kesmiş kesim yapmış olsaydım da geleğimle lastiğimin ters gelen ilmeğini önden kesim yapacaktım demin anlattığım gibi sizler arkadaşlar Şimdi arka yüze tekrar döneyim. Tekrar bir arkadaşlar burada kesimimizi yapalım sizlerle beraber. Yani önemli olan model sıramızda örneği kuracağımız sırada dikkat etmemiz lazım. Kestiğimiz arttığımız sayılara dikkat etmemiz lazım. 9 tane ilmeğimi ördüm bakın lastiğimdeki 9 tane ilmeğimi ördüm burada son 10. ilmeğim ne yapıyor arkada düz olarak geliyor düz olarak geldiği için bu ilmeğimle yeleğimdeki bir ilmeğimin ikisini birden ördüm ve burada bir tane yakada kesim yaptım kalan ilmeklerimi normal gelişine göre öreceğim şimdi arkadaşlar bir de böyle göstermek istiyorum bakın burada modelimi bozmadan yavaş yavaş kesimlerime artışlarıma dikkat ederekten böyle yavaş yavaş içe doğru giriyorum bakın şura kol tarafım bura ön tarafım şimdi burada arkadaşlar şöyle şişle göstereyim ee, şimdi bizim modelimiz neyden oluşuyor bakın şu şekilde 17 ilmekten demiştim burasıyla burası arasında oluşuyor yani 3 kesim bu taraftan 6 artış ortadan 3 kesimde bu yandan olaraktan bir örneğimiz bu şekilde oluşuyor bu bir örneğimizi her zaman baz alacağız. Şuradaki bizim 3 tane bir kesim bu örneğe ayıracağız. 3 tane bir kesimde bu, buradaki örneğe ayıracağız arkadaşlar. Şuradaki örneğe ayıracağız. Ona göre burada 3 tane kesim, şurada 3 tane artış yapabileceksek burada 3 tane kesim yapıyoruz. Kalan artışlarımızı 3 tanesi normal bir şekilde artırıyoruz. Bakın şu da artış sıramızdaki önden gelen böyle çubuk gibi bu hiç değişmiyor zaten aşağıdan yukarıya doğru böyle çubuk gibi aynı yerde kalıyor doğru ördüysek zaten. Ee, burada kesim 3 tane kesim yapıyoruz ki burada 3 tane artış yapabilirsek. Ben bir sonraki sıraya geldiğimde burada 3 tane artış yapamayacağım için mecburen burada da 3 tane kesim yapamayacağım. Şu taraftaki 3 tane kesimimi yaptıktan sonra ortadan ayırmış oluyorum. Burada 3 tane kesim yapmayacağım arkadaşlar. Burada 2 tane kesim yapacağım. Ve mecburen burada iki tane de artış yapmış olacağım. Sayımımı dengeleyebilmek için. Ne kadar kesiyorsam o kadar artış yapacağım. Ne kadar artırıyorsam o kadar kesim yapacağım mecburen. Ve buradaki kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde öreceğim. Bazı yerlerde bakın böyle düz geliyor. Şuralarda mecburen. Buralar böyle denk geliyor. Bakın arkadaşlar. Hemen şurada kesim yapamayacağım için bakın. Orayı kalan ilmeğimi mecburen 3 tane dört tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ajurlu bir model olduğu için sadece burası karışık arkadaşlar yoksa inanın gerçekten çok kolay çok çabuk ilerleyen bir model muhakkak örmenizi istiyorum model de zaten çok kolay ama kesimlerde buralarda sıkıntı yaşayabiliriz o yüzden böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim sizlere ben şimdi bunu öreceğim şuraya kadar geleceğim diğer yakada anlatayım isterseniz burası sağ ön parçam olduğu için hanımlar bakın şura omuz tarafım bu tarafta lastikten sonra bir tane düz ilmek bırakıyorum bakın kesimlerimi ondan sonra yapıyorum 3 tane kesimimi ondan sonra yapmışım burada da aynı şekilde lastikten sonra bir tane düz ilmek kalacak ve örneğim ondan sonra bakın 3 tane kesimimi şurada görüyorsunuz 3 tane kesimimi daha sonradan yapmışım buna dikkat edeceğiz yani şimdi ortadaki örneğimiz 17 idi 17'nin yanında bir tane düz ilmek bırakmış olacağız 18 bir tane de bu tarafta bırakmış olacağız 19 10 tane kolda lastiğimiz var. 29. 10 tane de kolda, yakada lastiğimiz var. 39. Yani 39 tane ilmek kalana kadar arkadaşlar kesimimizi yapıyoruz. Yaptıktan sonra bakın benim kesimim buraya kadar gelmiş. Bundan sonra da ben omuzumun ölçüsünü tamamlayabilmek için düz bir şekilde, hiçbir kesim yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi buraya kadar örüp gerelim inşallah. Bu ıı, Düz e, şuraya kesimin sonuna kadar gelelim. Bakalım düzde ne kadar öreceğiz. Onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Ölçü de vereyim. Oraya kadar ben kesim yapıp geliyorum. Ondan sonra da omuzu keselim inşallah. Şimdi hanımlar e, yaka kesimimi tamamladım ben. Tamamen tamamladım. Bitirdim. Bir de şöyle yakından gösterelim. Biraz daha düz öreceğim size dediğim gibi. Şuradan yakından da gösterecek olursam örneğimi Bakın şu kenarlarda birer tane olacak lastik ilmeğimizden sonra onar tane lastik ilmeğimizden sonra şu kenarlarda birer tane düz ilmeğimiz olacak. Ortada da 17 tane model ilmeğimiz kalana kadar. Toplamda 39 ilmek var burada. 39 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi örneğimizi nasıl tamamlayacağız? Bundan sonra tamamen düz gideceğim. Düz bir şekilde öreceğim. Şuradaki haroşaları sayacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 diye bu şekilde sayacağız. En alttan başlayalım. Etek ucundan başlayalım. Yukarıya kadar 54 tane bu haroşadan olunca tamamlamış olacağız yeleğimizi ondan sonra Omuz kesmesini yapacağız Eğer e, Santim istiyorsanız da arkadaşlar santim olarak Koldan e, Kolu başladığımız yerden Tam omuza kadar 26 santim örmemiz gerekiyor Şimdi ben e, bundan sonra düz bir şekilde öreceğim 54 tane Örneğimi tamamlayacağım Ve bir de santimleyeceğim Tekrar e, şey omuz kesiminde hanımlar kafam karıştı Tekrar omuz kesiminde Beraber olacağız inşallah Arkadaşlar burada model e, kurma sıramdayım. Şimdi burayı tekrar tekrar üzerinden geçiyorum ama iyi anlaşılsın diye. Bakın 10 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra yani buradaki kalan ilmeklerim size ne kadar kaldı onu anlatabilmek için 10 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Bununla 11 3 tane kesim yapıyorum arka arkaya bakın. 1 2 Yani tam bir modelimiz kalmış oluyor buradan. 3 3 tane kesim yaptıktan sonra 6 tane artırım yapacağım yine. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane kesim yaptıktan artırma yaptıktan sonra da tekrar 3 tane kesim yapacağım. 2 ve 3. Şimdi bir modelimi burada ben tamamlamış oldum. Şimdi üç tane de kesim yaptıktan sonra bir tane de düz örüyorum. Şurada başta düz ördüğüm gibi lastikten sonra bir tane düz örmüştüm. Bir tane düz örüyorum. Daha sonra lastiğimi örüyorum arkadaşlar. Yani bu kadar ilmeğimiz kalana kadar e, omuzdan kesme yapacağız. Tam 39 tane ilmeğimiz kalacak. Ortada bu şekilde kalacak arkadaşlar. Şimdi ben tamamlıyorum. Omuz kesiminde görüşelim. Şimdi arkadaşlar örneğimi tamamladım. Şimdi tam netleştirdim de. E, örneğimi tamamladım. Şu benim son yaptığım haroşa sıram model koyduktan sonraki haroşa sıram 54. haroşam arkadaşlar. Etek ucundan başlayıp saydım. 54. haroşam. Şimdi burada artık e, yaka kesimine başlayacağız. Burası kolum bakın. Kol tarafımdan başlıyorum. Omuz kesimine yaka kesimi diyorum pardon. Omuz kesimime kol tarafımdan başlıyorum. Şimdi burada 39 tane ilmeğim var bu 39 ilmeği 3'e böleceğim 3'e bölünce her birine 13 13 13 13'er ilmek düşecek Şimdi 13 ilmeği birden hepsini birden Kesim yapacağım 1 2 Omzumuzu dediğim gibi 3 seferde keseceğiz biraz meyil olacak 3 Birden kesmeyeceğiz arkadaşlar. Güzel durmaz çünkü. 4 5 Sıkıda kesmeyelim lütfen. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. kesiyorum. 13 tane ilmeğimi kestim. Bakın hanımlar. Şimdi artık tamamen düz, dümdüz öreceğim. Model kurmuyorum artık. Artık tamamen bu şekilde düz bir şekilde örüp gidiyorum. Devam edeceğim. Lastiğimi de öreceğim. Arka sıradan geleceğim. Tekrar ön yüze geldiğimizde görüşelim. Bir sıra gidip geleceğim. Bir sıra sadece bir sıra düz ördüm. Bir sırada arkadan ters ördüm gittim geldim tekrar hanımlar tekrar burada 13 tane ilmeğimi tekrar arka arkaya kesiyorum. Bu şekilde bildiğimiz gibi 13 tane ilmeğimi böyle kesiyorum. Siz de kesin görüşelim. Tekrar bir 13 ilmek kestim bakın. Bir 13 ilmek kestim gittim geldim bir 13 ilmek daha kestim. Şimdi kalan ilmeklerimi tekrar örüyorum. Lastiğimi lastik örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir şey de var. E, muhakkak bu e, omuz kesimini arkadaşlar e, bebek örgülerinde gerekmiyor ama büyük örgülerinde ne örerseniz örün hiçbir şey fark etmez. E, büyük örgülerinde, çocuk örgülerinde muhakkak bu omuz kesimini yapalım. Omuzumuzun da kalan sayıyı üçe bölelim ve bu şekilde 3 seferde keselim. Bakın tekrar bir düz gittim, bir ters gittim, geldim ve artık son kalan ilmeklerim kaldı. Şimdi burada 10 tane e, söylemem gereken bir şey var. 10 tane lastiğim var. 3 tane şurada ilmeğim kaldı. Burada ben ne yapacağım hanımlar? Hepsini birden kesmeyeceğim. Neden? Şimdi öbür parçada anlatacağım sizlere. Bakın burada tamamen Hepsini birden kestim. Burada tamamen hepsini birden Bakın bir sefer gittim. Geldim tekrar buraya kestim. 13, 13, şu da kalan 13'üm. Burada 13'ünü birden kestim ama bu ıı, parçamda kesmeyeceğim. Çünkü arka enseye şu lastiğimi devam ettirip yaka olarak örmem lazım. Tamamen lastik olarak öreceğim. Arka ensenin ölçüsünde ona da dikkat edeceğiz arkadaşlar ölçeceğiz çok sıkı olmayacak. Şimdi hangi parçada bunu yaparsanız yapın siz arkadaşlar. Yani ister sağ önde, ister sol önde hiç fark etmez. İkisinden birinde muhakkak bu arka e, ensenin lastiğini örmemiz gerekiyor. Şimdi burada kalan sayılarımın hepsini kesiyorum. Kaç tane sayım kaldı bakalım? 2 4 6 8 bu ikisiyle beraber 10. 10 tane sayım kaldı. Lastiğim yani sadece lastiğim kaldı. Şimdi sürekli bu lastiği öreceğim. Ee, arka parçamızı bitirdikten sonra e, bunu ölçeceğiz. E, ense kısmına. Onu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. E, şimdi ben bununla bir miktar öreceğim. Arka enseyi kestikten sonra da ona göre ölçeceğiz hep beraber. Ona göre ne kadar örmüşüm onu da söyleyeceğim sizlere. Ondan sonra kesimimizi yapacağız. Dikişi de zaten beraber yapacağız. Şimdi sadece lastik öreceğim bu şekilde bu parçada. Dediğim gibi bu lastiği istediğiniz ön parçada yapabilirsiniz. İster sağda ister solda. Şimdi artık arka parçamızı elimize alalım ve kollarımızı kesmeye başlayalım. Şimdi arkada arkadaşlar bu haroşaları yine saydım. 35 tane haroşamı tamamladıktan sonra kol kesime başlayacağım. Siz hangi taraftan başlarsanız fark etmez. Şimdi ben örgümü buradan ters çeviriyorum. İpim burada arkada ter, arkada kaldığı için e, kesimi bu burada yapacağım. Normalde e, sağda gibi duruyor ama üzerime giydiğim zaman burası sol tarafa geliyor. Şimdi sol taraf kolunu koyuyoruz arkadaşlar. Yani bunu ön tarafta e, koyacağınız zaman kafanız karışmasın. E, sol taraf ön e, sol taraf ön parçanın kolunu kesiyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi bana çok sorulan e, sorular var. Onu da hemen burada bir e, aklıma geldi. Cevaplamak istiyorum. E, i̇p ne kullanalım diyorsunuz. Nako mu daha güzel? Alize mi güzel? Angora'da diyorsunuz. Arkadaşlar e, benim tavsiyem e, Alize. Alize Nakoda kullanıyorum. Bazen e, örnek çıkarırken Nakoda var elimde, sevdiğim renkleri alıyorum. E, Nakoda kullanıyorum. Ama bana soracak olursanız Angora'da lütfen Alize kullanın. Alize çok daha kaliteli e, ve daha güzel. Nakon'un ipleri de gerçekten çok güzel. Başka e, ipler de çok güzel ama Angora'da e, Alize'den vazgeçmeyin diyorum sizlere. Şimdi burada yapmam gereken 10 tane 10 tane benim lastik ilmeğim var buraya ekstradan 10 tane lastik ilmeği atacağım. Bu şekilde bakın ilmeklerimi biraz böyle şu şekilde dolayarak atacağım. 2 3 Şöyle çeviriyorum bakın. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane e, kolda ekstradan ilmek attım. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örmeye başlayacağım arkadaşlar. Çünkü e, arkadayım. Bakın örgümün arkasında olduğum için ön yüzde olsaydım düz olarak örmeye başlayacaktım. E, örgünün arkasında olduğum için Burada ters olarak örmem gerekiyor ilmeklerimi. Sadece ilk başladığım ilmeğimi. Şuraya tekrar ilmeğimi söktüm. Bakın ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Lastik örüyoruz hanımlar buraya. İlk ilmeğim ters. Biraz burası tabii sıkı. İster istemez. ters beni bu yoracak arkadaşlar biraz ters düz ördüm bir ters bir düz bir ters bir düz tam dokuz tane örelim onuncuyu örmeyelim bir ters bir düz arkadaşlar sık olduğu için ben kendim ördüm ee, bir ters bir düz diye başladık dokuz tane ilmek ördüm son ilmeğimi dokuzuncu mu ters olarak ördüm şimdi onuncu düz geliyor yine burada tekrarlamak istiyorum bu örgümü şu anda arka tarafındayım ee, ön parçada da aynı şekilde keseceğiz Arkadaşlar ee, sol ön parçayı kesiyormuş gibi düşünelim sol ön parçanın kesimini de şimdi arkayı kesiyorum ama sol ön parçanın kesimini de kol kesimini aynı bu şekilde yapacağız karışıklık olmasın şimdi son 10. ilmeğimle son son 10. ilmeğim düz geliyor Bakın 9 tane ördüm. Şu 10. ilmeğim. Bu 10. ilmeğimle 11. ilmeğim yani yeleğimdeki ilk ilmeğim, 1. ilmeğimi ikisini birden kestim. Şimdi döndüm. Tekrar örgümü bu tarafa çeviriyorum. İpim arka, e, ön yüzde burayı örmeden alacağım. İlk e, ilmeğim ters. Burayı örmeden aldım ve kalanları normal ters düz şeklinde örüyorum. Ters ilmeğim, düz ilmeğim, ters ilmeğim, düz ilmeğim, ters düz ters ve düz. Önde bakın, ön tarafta bu son ilmeğimi düz getirdim. Şimdi tekrar arkaya geldik. Arkadan Hemen lastiğimizi örmeye devam ediyoruz. Bir ters bir düz olarak. Yine 9 tane öreceğiz. Şimdi 9 tane ördüm. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördükten sonra burada ilk gelen ilmeğim düz ilmek. Lastiğimdeki düz ilmeğimle son 10. ilmeğimle yeleğimdeki bir ilmeği daha beraber kesiyorum tekrar git gel yapacağız arkadaşlar tekrar çevirdim yeleğimin ön tarafına geçtim arkadaki düz ilmek burada ters olarak geliyor bunu bu şekilde şişime aldım örmeden ve lastiğimi örmeye devam ediyorum her git gelde bir tane bu şekilde ilmek keseceğiz ta ki ne kadar keseceğiz 12 tane ilmeğimizi düz bir şekilde keseceğiz. 10 tane lastik artırdık, lastik yaptık ama 12 tane kesim yapacağız. Yani buradaki 10 tane artırdığımız lastikten 2 fazla kesim yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın gene geldim lastiğimi ördüm düz ilmeğimi. Bu sondaki lastiğimdeki düz ilmeğimle yeleğimdeki bir ilmeğimi düz olarak ördüm kestim ve tekrar dönüyorum örmüyorum Bakın tam burada 12 sayısını tamamlayana kadar düz bir şekilde şurada yeleğimde 12 tane kesim yapacağım bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz öne geldiğimizde de e, bu önde lastiğimizi kesinlikle ilk ilmeğimizi örmeden alacağız kesim yaptığımız ilmeğimizi ve ondan sonra e, devam edeceğiz Ör, örersek eğer onu e, orada sıkıntı olur bolluk olur kesimimiz düzgün bir şekilde durmaz arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapalım hemen. Kafamız karışmasın, aklımızda bir şey kalmasın. 9 tane ilmeğimi örüyorum. Arka taraftayım. Lastiğimden 9 tane ilmeğimi ördüm. Son ilmeğim düz ilmeğim. Bu düz ilmeğimle ee, yeleğimdeki bir ilmeğin ikisini birden kestim. Bakın bu şekilde kesimlerimi yaptım. Kaç tane kesim yapmışım bakalım? 1 2 3 4. Tam 4 tane kesim yapmışım. Şimdi bu e, yelekteki 12 ilmeği bu şekilde gidip gelip keseceğiz. Tam 12 tane ilmek keseceğiz hanımlar. Ondan sonra görüşelim. Şimdi artık son kesimimdeyim. 10 ee, 11 tane kestim. Şimdi 12. de hep beraber keseceğiz. Lastiğimi yine örüyorum. 9 tane lastiğimi. 9 tane lastiğimi ördüm. Onuncu lastiğim düz ilmek olarak geliyor. Onuncu lastiğimle son on ikinciyi kesiyorum arkadaşlar. Ee, yeleğimdeki bir ilmeğin ikisini birden kestim. On tamamladım. Bakın böyle düz bir şekilde kesim yapmış olduk. Şimdi örgümü gelişine göre öreceğim diğer kola doğru gideceğiz. Şimdi buradaki tekrar tekrarlamak istiyorum. Ee, sol kolumuzu kestik arkadaşlar. Sol kol kesimimizi yaptık. Ee, ön önde de aynı şekilde düşünebilirsiniz. Önü de çalışıyorsanız önü de aynı bu şekilde kol kesimini sol önün kol kesimini bu şekilde yapacaksınız. Şimdi sıra başıma kadar öbür tarafa gideceğim burada kesmelerimiz bitmedi arkadaşlar ee, git gel kesimlerimiz olacak. oraların hepsini sizlere göstereceğim ee, diğer kola gidelim diğer kolu da bu şekilde koyalım sağ kolumuzu sağ tarafa doğru geldim arkadaşlar artık burada kolumuzu koyacağız şimdi sağ tarafımızda e, buradan kolumuzu kestik sol tarafımızda sağ tarafa doğru geldik şimdi artık sağ kolumuzu kesiyor gibi düşüneceğiz. Zaten burada arkada da sağ kolumuzu kesiyoruz. Ön kolda da sağ kolumuzu sağ tarafın kolunu kesiyor gibi düşünelim. Burayı da öyle ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada da artışlarımı hemen yapacağım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimi şişime attım hemen örmeye başlıyorum şimdi burada düz olarak başlayacağız ön tarafta olduğumuz için ilmeğimizi düz bir şekilde örerek alacağız ilk ilmeğimi düz ördüm ikincisi ters Burası kıntı gidiyor arkadaşlar. Sık, pardon, sık olduğu için ağır gidiyor. Burayı keseceğim şimdi. Ben 9 tane ilmek örüp gelelim yine bu şekilde lastiğimizi örelim. 9 tane ilmeğimi lastiğim ördüm arkadaşlar. Burada sağ ön parçada arkadaşlar sağ arkayı kesiyorum şimdi. Neyle başlıyoruz? Düzle başladım ki ön tarafta olduğumuz için, örgümüzün ön tarafında olduğumuz için düz ilmekle başladım. Ters olarak gittim. Şimdi 9 tane ildim e, ördüm. E, son 9. ilmeğim düz geliyor. 10. ilmeğimin ters gelmesi gerekiyor lastikte. Şimdi bunu ön taraftan kesim yapacağız. E, sol tarafı arka taraftan kesim yapmıştık. Sağ tarafı da ön taraftan kesim yapacağız. Bakın son 10. ters ilmeğimle beraber yeleğimden bir ilmek daha alıyorum. 10. lastiğimdeki 10. ters ilmeğimde yeleğimden bir ilmek aldım. İkisini birden ters olarak kestim bu şekilde. Örgümü çevirdim. Yine buradaki ilmeğimi örmeden alacağım. Buradaki ilmeğim düz bir şekilde bunu örmeden alıyorum. İpliğimi öne geçirdim. Ve yine ters düz olarak öreceğim. Lastiğimi örüyorum burada. Şu şişimi bırakayım. Burada elimde patik şişi var arkadaşlar. Onunla daha rahat dönüyorum. Ee, şimdi tekrar ilk ilmeğimiz düz lastikte unutmayalım. Ön taraftayız. 9 tane lastiğimi örüyorum. Diğer kolda yaptığımız gibi aynı şekilde. Ama burada önden kesiyoruz sol tarafta arkadan kesimler yaptık sürekli. Sağ tarafta da önden kesimler yapacağız. Son ilmeğim lastiğimdeki son ilmeğim ters olarak geliyor. Lastiğimdeki son ilmeğimle yeleğimdeki bir ilmeği alıyorum. İkisini birden ters olarak kestim ve örgümü çevirdim. Buradaki ilmeğimi düz olarak alacağım, şişime geçireceğim kesinlikle bunu örmüyorum. Örersem orada bir torbalanma olacak ve çirkin olacak arkadaşlar. Kesim yerimiz düzgün durmaz. Kesim yaptığımız ilmeğimizi döndüğümüzde kesinlikle örmüyoruz. Yine ön taraftayım. Kesim tarafındayım. Örgümün önündeyim dediğim gibi sağ tarafı ön ön parçada sağ tarafı kesince de bu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Şimdi son ilmeğime geldim yine son ilmeğimle bakın yeleğimdeki bir ilmeğin ikisini birden bu şekilde ördüm kestim. Bakın arkadaşlar yine aynı sistem tam burada da 12 tane düz bir şekilde keseceğim. Ondan sonra görüşelim siz de kesin. Arkadaşlar yine ön tarafa geldim 11 tane kesimimi yaptım bakın bu şekilde tamamladım 11 tane 12. de beraber yapacağız lastiğe de git gel yaparaktan burada düz bir şekilde 11 tane kesimizi yaptık 9 tane lastiğimde ilmeğimi ördüm son 10. ilmeğimdeyim 10. ilmeğimle yeleğimdeki bir ilmeğimi örüp kesiyorum bu tarafı da sağ tarafı da kesimini yapmış olduk daha kesimlerimiz bitmedi tabii ki git gel kesimlerimiz olacak onları da göstereceğim şimdi örnek sıramızda olduğumuz için arkadaşlar Şuraya bir belirleyici koydum sizin anlayabilmeniz için. Ön tarafta gösterdiğim gibi bu ajurlu bir model olduğu için artışlı bir model olduğu için ilmeklerimizde artma veya eksilme olmasın diye burada bir ayarlama yapacağız. Şurada kestiğim 6 tane bakın bir önceki sırada kestiğim ilmeklerin tam üstünde ortasına bakın tam üçüncünün ortasına buraya ilmek belirleyicimi koydum. Şimdi burada ne kadar artış yapabilirim? Ona göre burada kesim yapacağım. 3 artıyor. 3 kesip 3 artırıyorduk arkadaşlar yerine. Modeli şöyle tam düşünürsek 3 tane bu taraftan kesiyoruz. 6 tane artış yapıyoruz. 3 de bu taraftan kesiyoruz. Tam bir model oluyor. Buradaki 3 artışımızın biri bu tarafa 3 kestiğimize biri de bu taraf için oluyordu arkadaşlar. Model bu modeli çalışıyorsanız. Şimdi burada ben 1 2 keseceğim. Bakın 2 kesim yapacağım. 2 de artış yapacağım. Şöyle bir, iki de artış yapabilirim. Daha fazla yapmayacağım. Çünkü yaparsam, kesim yaparsam artış yapamayacağım. Modelimde, ilmeklerimde azalma veya eksilme olacak. Şimdi iki tane ilmeğim varmış burada. İki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Bir tane doladım artırdım. Bir tane ördüm bir tane doladım artırdım iki tane bu tarafta artış yaptım şimdi iki tane de burada kesim yapıyorum Çünkü modelimi buradaki örneğimi gitgide yavaş yavaş azaltıyorum daraltıyorum içe doğru gireceğim arkadaşlar şunu tekrar bu tarafa alalım yine bu burada kalsın buradaki dediğim gibi bir önceki modeli baz alacağız şimdi buradan örneğime tekrar devam ediyorum bu tarafta tabi 3 kesimim var. Ve artışlarım. Örneğimizi bildiğimiz gibi çalışalım. Ee, diğer sol taraf e, kolumuza gelene kadar örneğimizi çalışalım. Bu şekilde örelim. Sol tarafımıza geldik arkadaşlar. Yine burada da bakın kesimlerimi yapıyorum. 1-2-3 tane kesim yaptım. Örneğimi anlatıyorum sizlere burada. Şuradaki artırdığım 3 tanenin kesimini burada yaptım. Şimdi bu öbür tarafta yaptığımız gibi iki tane kesim de bu taraf için yapıyorum. Toplamda beş tane kesim yapmış oldum. İki kesim de bu taraf için yaptığım için bir, iki tane artış yaptım ve kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum ve lastiğime geldim lastiğimi örüyorum. Şimdi burada tekrar kesim yapacağız. Arkadaşlar bir şey söylemeyi de unutmuşum ben. Bu kollarımızı kesmeye başladığım sırada eğer ön parçadaysak yakamızı da kesmeye başlayacağız. Başlamış olacağız yani. Kolumuzu kestik diyelim. Yakamızı da kesmeye başlayacağız artık bu sırada. Şimdi arka tarafımdayım. Örgümün arka tarafındayım. Sol tarafta arkadan kesim yapıyorduk. Onun için yine kesimimizi arkadan yapacağız. 9 tane lastik ilmeğimi örüyorum 9 tane lastik ilmeğimi ördüm son 10. lastik ilmeğime geldim Şimdi burada 1 2 3 Şimdi yanlışlık olmasın diye arkadaşlar öbür önüme baktım Unutmuşum çünkü Şimdi Kesim yerimize geldik burada bakın son lastiğimizdeki son ilmeğimiz 1 yeleğimizden de 1 ve 2 tane daha ilmek alıyoruz toplamda 3 ilmek bu 3 ilmeğin hepsini birden bu şekilde örüp kesiyorum bu sıramızıdaki kesimimiz böyle şimdi tekrar e, sağ tarafa doğru gideceğim övgüm gelişine göre öreceğim sağ taraftaki tekrar kesimimizi yapacağız daha kesimlerimiz var arkadaşlar şimdi sağ taraftayım sağ tarafta da arkadaşlar lastiğimi hemen örmeye başlıyorum arkadaşlar bu anlattığım kol kesimi istediğiniz e, modelde çalışabilirsiniz hiç fark etmez istediğiniz modelde e, çalışarak örebilirsiniz 2 4 6 8 9. Da örüyorum şimdi 10. ters geliyor burada yine ilmeğimi öne aldım ipimi öne aldım ters olarak kesim yapacağım son lastiğimdeki son ters ilmeğim iki tane de yeleğimden alıyorum diğer tarafta yaptığım gibi iki tane de yeleğimden alacağım ilmek 3 ilmeği birden bakın bu 3 ilmeği birden ön taraftan örerek ters olarak örerek kestim ve örneğime kaldığım yerden devam ediyorum tekrar e, sol tarafa geldiğimizde tekrar orada kesim yapacağız Tekrar arka tarafımdayım. Sol tarafımdayım arkadaşlar. Lastiğimde 9 ilmek ördüm. 10. ilmeğim düz geliyor. 10. ilmeğimle yine yeleğimden bakın. 3-2 ilmek daha alıyorum. 3 ilmeği birden hepsini birden bu şekilde düz bir şekilde örerek kesiyorum. Ve e, yeleğime gelişine göre örüyorum ilmeklerimi. Yine sağ tarafta yine bu şekilde arkadaşlar e, üçlü bir kesim yapacağız. Şimdi sağ taraftayım yine. 9 tane ilmeğimi ördüm lastiğimde son ilmeğim ters bu ters ilmeğimle yine yeleğimden iki tane daha ilmek alıyorum 3 ilmeği birden yine tersten örerek kesiyorum arkadaşlar burada da iki tane üçlü kesim yapmış olduk diktik geldik üçlü kesim yapmış olduk ve iki tane kesim yapmış olduk üçlü tekrar sol tarafa geldiğimizde sonuncu üçlü kesimimizi yapacağız onu da göstereceğim sizden arkadaşlar şimdi gene örnek sıramızdayız bakın şöyle örnek sıramızda burayı ayarlamamız lazım bakın kesim yaptıktan sonra bir tane ilmek ördüm hemen artırdım bir tane düzümü ördüm pardon düzümü hiç örmüyorum arkadaşlar buraya ben bir tekrar bakayım kafam karıştı size de tam olarak anlatacağım Tamam doğru gelmişiz arkadaşlar. Şimdi buradan geldik. 3 taneyi birden kestik. 3 taneyi birden kestikten sonra bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane artış yaptım ve bir tane burada bu tarafa kesim yaptım. Artırdığımı bu tarafa kesmiş oldum. Modelimi de aynı zamanda bozmak istemiyorum. Düzgün bir şekilde gitmek istiyorum. Şimdi bu tarafta 3 tane kesimim kaldı. Artık şurada zaten onun için 3 tane artış yapacağız. 1, 2 ve 3. 3. artışı yapmam arkadaşlar bakın şurada bir ortadan gelen bu artış yerimizde ortadan gelen bir düzümüz var. Düz ilmeğimiz 3. artışı onun yanında yapmış olmamız gerekiyor. Şimdi 4 5 ve 6. artışımı yaptım. Şimdi artık normal bir şekilde 6 tane kesim, 6 tane artırma olarak örneğimi devam ettiriyorum tekrar sol tarafa kol kesimine geldiğimizde tekrar görüşelim. Sol tarafa geldik arkadaşlar. Örneği de burada. Diğer sağ tarafta nasıl yaptıysak o şekilde yapalım. 4 tane kesim yapıyorum şimdi arka arkaya. Kola doğru geldim. 4 tane kesim yaptım. Bu dördüncü bu taraftaki artışım için bir tane artırdım ve kalan ilmeklerimi ördüm, tamamladım. Şimdi burada da son kesimimizi yapacağız artık. Son üçlü kesimimizi yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu yaka, kol, ense, omuz, ön kesimleri hangisini yapıyorsanız istediğiniz örnekte bu kesimleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde kesimler yapabilirsiniz. Bu ajurlu model olduğu için biraz örmesi gerçekten çok kolay modelin ama bu kesimlerde biraz arkadaşlar kafa karıştırıyor. Onu da elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi 9 tane lastiğimde yine ördüm. Lastiğimdeki 10. ilmekle geleyimdeki 3 tane ilmeği birden topladım, kestim. Hepsi birden 3 oldu arkadaşlar. Şimdi burada artık daha kesimimizi bitirdik. Şöyle bir çevirelim. Sol tarafımızdaki kesimimizi tamamen bitirmiş olduk. Artık sağ tarafa geleceğim şimdi tekrar. Sağ tarafta da son 3 üçlüyü keselim orada da kesimi bitirelim sağ öndeyiz arkadaşlar yine lastikten 9 ilmeğimi ördüm 10. ilmeğim ters geliyor 10. ilmeğimle iki tane de yeleğimden alıp 3 ilmeği birden yine kesip burayı da tamamlamış oluyorum artık bundan sonra düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar şimdi şöyle bir e, tekrar bir özet geçelim. Şimdi arkadaşlar hem sağda hem solda arka kollarımızın kesimini tamamladık. Ne yaptık? Baştan bir böyle tekrar yapalım. 10 tane ilmek artırdık ve 12 tane git sadece lastiğe git gel yaparak 12 tane düz bir şekilde kestik arkadaşlar. 12 tane düz bir şekilde kestikten sonra gittik sol kolumuzu koyduk arkadaşlar. Pardon önce solu koyduk sonra geldik sağ kolumuzu koyduk arkadaşlar. Ee, ve her gidiş gelişte aynı şekilde diğer kolumuzda koyduktan sonra gidip geldik bir yandan da örneğimizi yürüttük. Her gidip geldiğimizde de üçer tane ilmekleri kesmiş olduk kolumuzda. Bakın önce 12 tane kestik sonra git gellerle her sırada üçer tane ilmeğimizi kestik ve tamamladık. Ben daha açık kolum açık olsun diyorsanız bir üç tane daha kesebilirsiniz veya üzerine bir üç daha ekleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar ideali bu çünkü e, omzumuz çok açıkta kalabilir. O yüzden böyle biraz da hafif omzumuzu tutsun istiyorsak bu kadar kesim yeterli kol için. Hangi örnekte çalışırsanız çalışın dediğim gibi bu kol kesimi, yaka kesimi, omuz kesimi, ense kesimi hepsi aynı olur arkadaşlar. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Benim gösterdiğim gibi çalışabilirsiniz. Size bunun çok faydası olacaktır. Bu şekilde çalışın arkadaşlar. Bundan sonra artık hiçbir işlem yapmıyorum. Şurada ön parçada göstereceğim sizlere. Tekrar. Bakın kolumuzu kestik geldik. Kestik geldikten sonra ön parçada buraya devam edeceğim biliyorsunuz. Şimdi burada 54 tane etek ucundan saydığımız zaman 54 tane örnek olana kadar düz bir şekilde örelim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kesim yapmıyoruz. Artırma yapmıyoruz. Her iki tarafı da düz bir şekilde öreceğiz. 54 tane ilmi örneğimizi tamamladıktan sonra ensemizi ve yakamızı kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben 54 tane örneğimi tamamlayacağım. Siz de tamamlayın. Ondan sonra inşallah ensemizi gezelim ve omuzlarımızı keselim. Yeleğimizi tamamlayıp dikişini yapalım inşallah arkadaşlar. Hanımlar şimdi ben 54. örneğimi de koydum. Haroşamı da şu şekilde koydum. Şimdi ön yüzüme geldim. Ön yüzde şimdi öncelikle bu ilmek belirleyicilerimi ben koydum ama siz elinizde yoksa tabii ki de buralara birer tane e, ip de bağlayabilirsiniz Ben zaten size göstermek amaçlı bunları buraya taktım ayarladım e, Normalde göz kararı yapıyorum göz kararı e, yine sayarak yapıyorum ama e, ilmek belirleyiciyi takmadan da e, yapan arkadaşlarımız vardır muhakkak ama ben size bu şekilde iyice böyle tam anlayalım diye bu şekilde arkadaşlar ilmek belirleyicileri taktım bakın karşı taraf e, omzumuzu buraya koyduğumuz zaman şu ilk ilmek belirleyicim lastik hariç olacak şekilde buraya koydum arkadaşlar. Yani burada lastiğimde 10 ilmek var. Arada 19 tane modelimde ilmek var biliyorsunuz. 17 tane ilmek vardı. Önde olduğu gibi birer tane de kenarlarda 19. Burada 29 tane ilmeğimi saydım omuzda. Şu lastiği koymuyorum. Bu lastiği kesmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu lastik bu şekilde devam edecek biliyorsunuz. Şimdi buraya bu şekilde ayarladım 29 tane bu omuzda da 29 tane ayarladım bu sağ omzumuz bu sol omzumuz kalan bakın şunları çıktığımız zaman e, burada 66 tane sayım var kaldı şu şekilde düşünürsek şurada 66 tane sayım kaldı 66 sayımı da e, yaka ense için 3'e böldüm 20 tane ortada bıraktım e, 11 tane burada bıraktım. 12 şart tane de burada bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde ben e, 3 seferde kesiyorum da. Bu şekilde hafif e, enseye de pardon, hafif bir mail olsun diye tamamen dümdüz kesmiyorum. Şimdi e, şuraya kadar örüp bir gelelim arkadaşlar hep beraber. Şimdi ön yüzdeyim zaten bundan sonra model kurmayacağım. E, örgüm nasıl gelişiyor? dün. Düz şekilde öreceğiz. Bundan sonra zaten diğer önlerde de aynı şekilde yaptım. Artık bundan sonra modeli gerek yok. Zaten iki sıra düz örüyoruz. O iki sırayı burada tamamlamış gibi olacağız arkadaşlar. Şimdi burada 29 tane omuz ilmeğimi örüyorum. bir şekilde örgüme devam ediyorum. Bu omuzu daha sonra keseceğiz arkadaşlar. 29 tane e, omuz ilmeğimi ördüm. Ilmek belirleyicimi bu tarafa alıyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar tekrar öreceğim. Bunu da öreceğim. Ilmek belirleyicimi alacağım bu tarafa. Bunu da öreceğim. Tam ortaya geleceğim. Ortada ayırdığım 20 tane ilmeğe geleceğim arkadaşlar. Bunu alacağım. Bunu sırasına geldiğimizde görüşelim. Şimdi arkadaşlar 29 tane omuzda ayırmıştık, onu ördük. 12 tane bir daha ayırmıştık, onu da ördük. Burada 11 tane bir daha ayırmıştım, onu da ördüm. Şimdi ilmek belirleyicime geldim, bunu çıkarttım. Artık tam ortadayız. Yeleğimizin tam ortasındayız. Ortasında 20 tane ilmek ayırmıştık. Bu 20 tane ilmeğin hepsini kesiyorum arka arkaya. Biraz da arkadaşlar burayı sıkı kesebiliriz. Ee, çünkü ben biraz e, başka arkadaşlara göre biraz farklı kesim yapıyorum. Ee, sebebini de şöyle açıklayayım. Genelde e, ön kollu, arka kollu farklı kesiyorlar. Ön kolu daha çok oyuyorlar, arka kolu daha az oyuyorlar e, arkadaşlarım. Ama ben ikisini de aynı kesiyorum. Aynı kesmemin sebebi de dikişte anlayacaksınız. Omuzdaki örneklerin birbirine denk gelmesi için İkisini de aynı şekilde kesiyorum. Yaka'yı da biraz toplayabilmek için biraz bakın şöyle biraz daha sıkı kesersek daha iyi olur. Hafiften e, burayı böyle dikerken yakamızın çok açılmasını istemiyorum. aşırı sıkı da kesmeyelim ama yani e, omuzdaki gibi e, çok gevşekte kesmeyelim arkadaşlar. Genelde dediğim gibi e, arkadaşlarım öyle çalışıyorlar. Ama o zaman da örnekli çalıştığımız için omuzdaki örneklerimiz birbirine denk gelmiyor. Düz olarak çalışsak, düz bir yelek örsek arka kolu daha az oyabiliriz. Ama hiç gerek kalmıyor zaten 3-5 tane ilmek olduğu için arkadaşlar ben gerek görmüyorum. Ben bu şekilde örüyorum. Şimdi şunu atıyorum. Bu 20. ilmeğim. Evet, 20. ilmeğimi de kesmiş oldum. Şimdi artık düz bir şekilde öreceğim. Tamamen e, düz bir şekilde öreceğim. E, şurada omzuma kadar keseceğim. Bir yandan da omuzu kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu uca kadar örüp geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar ters tarafa döndüm. Bakın burada yakayı kestikten sonra bu aradaki ilmeklerimi de ördüm. Omuzdaki bütün ilmeklerimi de ördüm. Şimdi arka tarafa geldim. Arka taraftan kesiyorum yapacağım. Kaç tane keseceğiz? Omuzu biliyorsunuz 3 seferde kesmiştik. Yine burada da aynı şekilde omuzu 3 seferde keseceğiz. Ve benden taraftan kesiyorum ki ön tarafa düz bir şekilde çıksın. Çünkü örgümün arka tarafındayım. Burada yine 13 tane ilmeğimi kesiyorum. 3'e omzumuzu 3'e bölmüştük. Tam güzel kavisli bir şekilde omzumuzun oturması için düz bir şekilde kesmiyoruz. Tam oturması için 3'e böldüm omzumuzu. Bu şekilde 13'er 13'er keseceğiz arkadaşlar. 13 tane ilmeğimi ben burada kesip geliyorum arkadaşlar. Şimdi 13 tane ilmeğimi kestim ve örgüme devam ediyorum. Yine yakaya kadar geleceğim arkadaşlar. Dediğim gibi burada hem omuz kesiyorum hem yaka kesiyorum. Ben yakayı da 3 seferde kesiyorum. Omuzları da 3 seferde kesiyorum. Yakayı düz bir şekilde kesmiyorum ben. Orada da güzel bir oyuntu olsun diye 3 seferde kesiyorum. İlmeklerimi ördüm. Bakın bunu tekrar geçirdim ki kaybetmeyeyim. Siz buralara... İp de takabilirsiniz. Normal çengelde iğneler takabilirsiniz. Tel toka takabilirsiniz. Elinizde ne varsa arkadaşlar. Yeter ki e, burayı böyle anlayabilmek için örelim. Şimdi yakaya kadar tamamen örüyorum. Yakaya geldim hanımlar. Bakın e, geri tekrar ön yüze döndüm. Şimdi burada kalan 11 tane ilmeğim var. Şu ölçtüğüm yere kadar. Şimdi bunları buradan kesiyorum. Kesimlerimizi yaptıktan sonra e, demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. E, daha e, yakanın nasıl olduğunu, nasıl kesildiğini e, daha iyi anlayacağız arkadaşlar. biraz dediğim gibi burayı biraz daha böyle hafif toplayarak fazla sıkmadan çok sıkarsak da büzülür e, arkadaşlar ama omuzda biraz böyle rahat kesiyoruz şimdi son sondan bir öncekini kestim şunu çıkartıyorum bunu da bununla beraber keseceğim buradaki 11 sayımı tamamlamış oldum şimdi arkadaşlar tekrar dümdüz gidiyorum tekrar omuza geleceğim buraya omuzda görüşelim tekrar omuzdayım Arka tarafta mı? Arka taraftayım. Arka tarafta olduğum için de e, ters olarak kesiyorum. Ters olarak benden tarafta olarak. Burada yine 13 tane ilmeğimi keseceğim. Omuzdaki ilmeğimiz toplamda 39'du. 39'u 3'e böldük arkadaşlar. 13-13 e, düştü. E, burada e, tabii 29 biz ayırdık çünkü ön lastiğimiz e, buraya gelecek. Onun için burada 13 13 kesip kalan ilmeğin de hepsini birden keseceğim. Burayı da şimdi ben sayacağım. 13'ü tamamlayacağım kesimimi. 13. ilmeğimi de kestim. Tekrar örerek yakaya gidiyorum arkadaşlar. Bunu tekrar aldım. Zaten artık çok az bir şey kaldı. Şimdi yakaya geldim. Tekrar örgümü çeviriyorum. Büyük bir parça olduğu için arkadaşlar biraz da zorlanıyorum tabi. Netlikleri kaybedebiliriz belki. Kusura bakmayın o yüzden. Bakın burada kalan 12 tane ilmeğimi kesiyorum. Önce yakanın ortasını kestim. Sonra sol tarafa doğru omuza doğru kalan kısmı kesiyorum. Zaten buranın üzerine de lastik dikeceğiz. Bu ilmek belirleyicime kadar geliyorum arkadaşlar. Şunu çıkarttım. Tekrar bir tane daha kesim yapıyorum ve tekrar kalan ilmeklerimi örüyorum. Zaten omuzumda burada 13 tane kalmadı, daha az kaldı dediğim gibi ön lastik geleceği için şimdi bunu da çevirdim artık burada ne kadar ilmeğim kaldıysa onun da hepsini birden omuz için kesiyorum Önden kesim yapıyorum ki arkadaşlar kendimden taraf şu anda örgünün tersinde olduğum için tersten kesim yapıyorum ki öne düz bir şekilde çıksın diye. Bunu buradan kırmayıp arkadaşlar bu şekilde tığla da buradan e, içinden geçire geçire kaydırma yöntemiyle geçire geçire buraya kadar gelebilirsiniz. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım kıracağım ipimi gerek yok. Şimdi bir yakamıza bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burası orta tam kestiğimiz yer. Omuz şurada bitiyor. Omzumuz burası. Omzu da bu şekilde verev şekilde hem kesmiş olduk hem de yakamızı bu şekilde bakın. Güzelce hafifçe bir oyuntu vermiş olduk. Bu şekilde bir kesinti yaptık. Şimdi ipimi örgümün tersindeyim arkadaşlar. ipimi şuradan geçirip bakın şuradan bir yerden ipimi geçireceğim buraya bağlayacağım bu ipimi daha sonra bu ipleri zaten e, temizleyeceğiz ipimi bağladıktan sonra tamamen omuza kadar arka taraftan burada şimdi kesme yapmayacağım bir dahaki dönüp geldiğimde kesme yapacağım omuza kadar tamamen arka taraftan örüp gidiyorum arkadaşlar şimdi omuza geldim yine omuz kesimindeyim bu sefer ön tarafta olduğum için e, düz olarak kesim yapacağım Yine arkadaşlar bu omzumuzu da aynı şekilde önde yaptığımız gibi diğer e, arka omuzda yaptığımız gibi 13-13 keseceğiz. Yani burayı 3 seferde kesip bitirmiş olacağız. İsterseniz ben bu 13 sayısını tamamlayayım. 13 tane kesimi yaptım. Şimdi yakaya doğru tamamen dümdüz örüp gidiyorum yaka kesilme kadar şimdi yakadayım yakamı da ördüm geldim arkadaşlar bunu da mecburen arka tarafta keseceğim nereye kadar şu ilk ilmek belirleyicime kadar burada 11 tane ilmeğim vardı onu kesiyorum şimdi arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum sayı önemli değil burada sayı neden önemli değil ben benim gibi böyle bu sayılarda başlarsanız diye burada sayı veriyorum ben yoksa siz kendi ördüğünüz yeli tabii ki aynı bedende ölmeyeceksiniz. Aynı sayıda ölmeyeceksiniz. Aynı modeli ölmeyeceksiniz belki de. Ee, siz kendinize göre arkadaşlar ayarlamanızı yapacaksınız. Dediğim gibi omuz sayılarından sonra yakadaki sayıyı bıraktığımız sayıyı onu da 3'e böleceğiz. Bir ortada keseceğiz arkadaşlar. Yanlarda birer sefer keseceğiz. Tekrar gidip gelip yanlardan tekrar birer sefer keseceğiz. Yani 3 seferde ortayı da kesmiş olacağız. Ense bölümümüzü kesmiş olacağız. Yani bu benim verdiğim ölçüler sayılar değil ama gösterdiğim arkadaşlar şekilde siz kendiniz sayılarınızı ayarlayarak gösterdiğim şekilde örebilirsiniz. Bu şekilde kesimlerinizi öyle yapabilirsiniz. Şimdi artık buradaki sayımı kestim ve tekrar kola doğru gidiyorum. Tekrar omuz kesimindeyim. Omuza geldim. Omuzdan yine arkadaşlar 13 tane ilmeğimi keseceğim. Yine bu şekilde 13 tane ilmek keseceğim omuzdan. Omuzu kestikten sonra tekrar örmeye devam ediyorum. Artık yakadaki son kesimi yapacağım. Dönüp geleceğim. Omuzdaki de son kesimi yapacağım. Artık kesimlerimi tamamlamış oluyorum. Şimdi örgümü çevirdim. Kalan şuraya kadar ilmek belirleyicime kadar olan yeri arka taraftan benden taraftan e, örerek kesim yapıyorum. Bakın bu şekilde benden taraftan kesimlerimi yapıyorum ki e, ön yüze düz çıksın dikiş dikersek bize sıkıntı yaşatmasın. Bu şekilde 12 tane ilmeğim var burada. Bu ilmek belirleyicime kadar kesip geliyorum ben. Yakamı da tamamen kestim, bitirdim arkadaşlar. Şimdi artık son omzumu keseceğim ve kesimimi tamamlamış olacağım. Bunu da size bir kareli kağıt üzerinde birazdan nasıl yaptığımı bir de orada kareli kağıt üzerinde çizip tamamen size anlatmak istiyorum kafa karışıklığı olmasın çünkü burada kalan ilmeklerimi de artık kesiyorum tamamen e, omzu da bitireceğim şimdi arkadaşlar zeminde değiştim zeminde krem rengi olduğu için şimdiye kadar niye yapmadım bilmiyorum bunu da tam anlaşılmıyordu belki şimdi zeminin rengini de değiştirdim farklı bir kumaş serdim masama e, şimdi arkadaşlar bakın şu ipliklerim benim buralar omuzlarım ve bu iki ipliğimin arası benim yakam Yakamı bu şekilde bakın dikince daha iyi anlayacağız. Oval bir şekilde kesmiş olduk. Yakamızı şöyle. Şimdi bu karşı taraftan bu yakayı size göstereceğim demiştim. Şurada omzumuzu diktikten sonra biraz da böyle hafiften gerdireceğiz. Bu şekilde bakın şuraya kadar biraz daha bunun kadar daha örsem yeterli olacak. Birazcık daha yakamı öreceğim. Ondan sonra dikişlerimizi hep beraber yapalım inşallah. Şuradaki e, ölçüyü vermemişim size ben onu da şimdi aklıma geldi omuzda ne kadar kaldığının ölçüsü. Bakın omuzda tam tam tamına 13 santim. Omzumuz tam tamına 13 santim e, bence çok yeterli bir ölçü güzel bir ölçü diyorum. Eğer ki siz daha fazla da bırakmak istiyorsanız yaka kesiminizi biraz az tutabilirsiniz. Kol kesiminizi biraz az tutabilirsiniz. Ama bana göre ideali bu arkadaşlar. Bu ölçüdeki bir yelik için. Tabi bedenlere göre bu biraz da değişiyor dediğim gibi. Şimdi şunu da öreceğim ben tamamlayacağım. Ondan sonra dikişte hep beraber inşallah görüşelim. Arkadaşlar dikişe geçmeden size söz verdim unuttum kağıt üzerinde çizerek size yaka ve kol kesimimizi anlatacağım diye. Şimdi şöyle düşünürsek bakın yakamızı şu birinci noktamız ikinci noktamız ve üçüncü noktamız olarak kestik omzumuzu yakamızı diyorum pardon çizimim de pek iyi değil ama. <laughs> yani yapacak bir şey yok arkadaşlar bakın omuzu kestiğimiz kısım şurası oradan da yakayı bir anda başlamış olduk ve bakın bu şekilde onu da 3 kısımda kesmiş olduk sanırım burada arkadaşlar anlaşıldı şöyle tam yaklaştırayım bakın omuzu kestiğimiz yerde kareli kağıt üzerinde özellikle anlatıyorum ki Yeleğimizin arka bölümünü bu şekilde çizdim. Omuzu kestiğimiz hizada bir yandan da yakayı kesmeye başladık. Ee, Git gellerle hem omzumuzu kestik hem yakamızı kestik. Hem omzumuzu kestik hem yakamızı kestik. Bu şekilde bakın güzelce bir oyuntu burada yakalamış olduk. Zaten şöyle bir şey falan da arkadaşlar dikişimize gidecek biliyorsunuz. Yakamızı öbür taraftan yeleğimizden gelen yakamızı da şu şekilde buraya dikeceğiz şurada omuz dikişiyle buradaki ön parçanın dikişini ikisini birden yapacağız arkadaşlar bundan sonra inşallah dikişe geçeceğiz Umarım burada da tam olarak anlaşılmıştır ne yapmak istediğim size ne göstermek istediğim tam olarak inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar Hanımlar yeleğimi dikmeye başladım şu altını bir göstermek istiyorum bakın burada örnek sanki devam ediyor gibi Şöyle bir aşağıya doğru da inelim bakın burada hiç örnekte hiçbir değişiklik yok sanki devam ediyor gibi Çünkü yanlarda yarım örneğimiz olduğu için Şimdi ben buranın dikişini nasıl yapıyorum onu göstereceğim sizlere Buranın dikişini ben ön yüzden yapıyorum Bakın Şuradan Bir alıyorum Karşı taraftan buradan alıyorum Sonra haroşa'dan haroşa gelen yerden alıyorum çok çekmiyorum burada arkadaşlar bakın. Tekrar karşı taraftan haroşa gelen yerden alıyorum. Şu şekilde bakın. Aradan aldım. Şimdi birer tane de haroşalardan alıyorum. Bir miktar böyle dikiyorum. Karşılıklı bu şekilde alıyorum. Sanki hiç e, dikişimiz yokmuş gibi gözükecek yan tarafta. Şimdi bakın bir miktar diktikten sonra arkadaşlar bu şekilde şöyle elimi son e, çektir, dikişimi bitirdiğim noktaya çektirip düzenlediğim noktaya bastırıyorum. Ve bu ipimi bu şekilde böyle çektim arkadaşlar. Bakın burası çok düzgün bir şekilde çıktı. Şimdi ben burayı tamamlayacağım. Ee, kolu da dikeceğim. Bunu bir kenara bırakıyorum. Şöyle. Şimdi yakaya geleceğiz arkadaşlar. Yakayı şöyle çevireyim. Size tam rahat görün. Ee, omuzları diktim. Omuz dikişlerim tamam. Ee, yakayı buradan itibaren biliyorsunuz ördüm. Bu şekilde arkaya dengeli bir şekilde tutturdum şurada buradaki dikişi Şuradaki omuz dikişine denk getirdim Şimdi siz şöyle de yapabilirsiniz Hem buradan örüp Hem yani sağ ön parçadan Hem sol ön parçadan örüp e, Getirip ortada da e, Dikiş yapabilirsiniz bu yaka için Şimdi şurayı bir arkasını göstereyim Bakın arkadaşlar burayı Bu şekilde ben ayarladım Burası da düzgün temiz bir şekilde duracak Sıkıntı olmayacak Şimdi burayı nasıl di e, dikiyoruz hanımlar e, Burayı böyle güzelce düzenledikten sonra iğneledim ve bakın şuralardan şu aralardan geçiriyorum hemen kısa kısa dikişler atacağım şu iğnemi çıkarayım rahat olsun ya da elim alayım arkadaşlar daha rahat görün şimdi herhalde daha net netlik ayarlayayım derken biraz da öyle boş çekmişim bakın şöyle kısa kısa şu aradan bir ilmek içten ters olan ilmeğimizden bu şekilde kısa kısa böyle dikişler atacağım tabi arkada da iğneliyoruz ki tam böyle üzerine denk gelsin bu şekilde ters ilmeğimizin olduğu yerden böyle dikişler atacağım yakamı da bu şekilde arkadaşlar bakın böyle tamamlayacağım. Ondan sonra son haline hep beraber bir bakalım nasıl olmuş. Yeleğimizi tamamladık arkadaşlar. Ekrana sığdırmakta zorlansam da burada yine size anlatacağım. Bakın omuz kesimimiz görüyorsunuz bu şekilde veriyor. Bir şekilde yakamız gayet güzel yuvarlaklığı arka bakın yine bu omzumuz böyle kol kesimimize bakalım kol kesimimizde ideal ben üzerime de giydim arkadaşlar baktım gerçekten çok güzel ee, şimdi size bir şey daha söyleyeceğim bu etek ucunu arkadaşlar biraz etek uçları toplanma yapabiliyor içe doğru kıvrılma yapabiliyor şöyle onun için sadece buraya arkadaşlar ütü lütfen yapmayalım Şöyle bir düzleyim, yakınlaştırayım. Lütfen ütü yapmayalım. Sadece buraya e, buhar verelim. Buharlı bir ütüyle sadece buhar verip elimizle şöyle düzlersek yeterli oluyor arkadaşlar. Yeleğim çok şükür elhamdülillah tamamladık sizlerle beraber. Kaç yumak gitti derseniz onu da hemen söylemek istiyorum. 2 e, yumaktan fazla gitti. Tam iki buçuk gitmedi ama iki iki yumaktan da fazla gitti arkadaşlar. E, Tabi sizin öreceğiniz bedene şişe göre bu şey değişecektir. Ajurlu bir model olduğu için çok ip de gitmiyor. Onu da söyleyeyim burada, belirteyim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.